Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere birkaç gün önce çekmiş olduğumuz bir tanem yelek örneğinin ön yaka kesimini anlatacağım bugün. Arka kol kesimiyle videomuzu çekmiştik zaten, bir de örneğini çekmiştik bir tanem yelek örneği diye. Yeleğimiz için angora ip kullanmıştık. Simli, mürdüm renginde. Şöyle. Bir de 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi ben diğer önünü bitirdim. Her zaman öyle yapıyorum zaten. Sizler de oradan takip edilsiniz diye. Şimdi diğer önüyle kol kesimi yapıyoruz. Soruluyor yaka kesimi nasıl olur diye. Bugün ben kol kesimini de yaptım. Bakın şöyle anlatalım. Uzunluğunu dilediğiniz uzunlukta önler 2, 4, 6, 8, 10, 14 örnek yapmışız. 86 ilmek. Kol kesiminde de 4 örneğimizi bitiriyoruz. Sonra ön kesimiyle devam ediyoruz yukarıya doğru. Bazen yazıyorsunuz, işte diyorsunuz ki ön ilmeklerim arttı, çok oldu, 3 tane bitireyim mi? Ben öyle bilmiyorum izleyicilerim. Ben tek tek bitiriyorum. Ama isterseniz daha aşağıdan da buradan da başlayabilirsiniz. Kol kesimini yapmadan önce 1-2 örneği bitirip sonra da kol kesimiyle yapabilirsiniz. Eğer önleriniz geniş ilmek başlamışsanız. Ama 2-3 bilemem. Yani ben hep tek tek bitirdiğim için belki 3 tane de bitirilebiliyor. Onun için sizlere yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ben bildiklerimi sizlerle paylaşıyorum sadece. Bugün şimdi hemen bakın böyle diğer önünü de hemen başlamıştım. Kol kesimini yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4 örneğimizi bitirdik. Şimdi buradan devam ediyorum. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi şöyle izleyicilerim bakın. Yine hemen baştan anlatmak istiyorum. Şimdi şurayı geldiğimiz zaman normal düz ördük. Buradan önlerde 11 ilmeğimiz varsa 11 ilmek atıyoruz. Hep döne 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 buraya kadar bitiriyoruz örüp. Hiç burayı gelmiyoruz. Şimdi tamamını bitirdikten sonra şöyle yine örüyoruz. Bakın son olarak hemen anlatmak istiyorum. Şimdi şuradan ördük. 1, 2, 3. Bu bağlamalı bir lastik olduğu için hemen burasını da anlatacağım. Şimdi devam ediyorum. Buradan kol kesiminden bitirme yerini bırakmıştım. Bir sefer ilmek, yani bir ilmeğimizi. Bakın şimdi şöyle hemen buradan bitiriyoruz. 4 örneğimizi bitirdik. Bakın 1, 2, 3, 4 örneğimizi bitirdik. Ve örneğimizle devam ediyorum. 2 ters, 3 düz örneğimiz. Zaten videolarımızda var. Bir tanem yelek örneği diye. Şimdi böyle bu tarafa doğru, yaka kesimine doğru ben öreceğim. Oraya geldiğimiz zaman da bir bir yukarıya doğru bitireceğiz. 3 düz, 2 ters örneğimiz. Önler 86 ilmek başlamıştık. Arkayı da 124'tü herhalde. Çünkü o kadar çok yelek örüyorum ki izleyicilerim. Yine videolarımızda hep söylüyorum ilmek sayılarını. Oradan da takip edersiniz yine. Bakın şimdi geldik burayı. Ben böyle yukarıya doğru şuradan bir örneğimi bırakıyorum. Sizler bakın şimdi buradan bir bir eksiltmeye başladım. Buradan bir örneğimizi bıraktık. İsterseniz de şu lastik kısmından da bitirebilirsiniz. Ben daha güzel dursun diye böyle bir örneği yukarıya doğru buradan eksiltmeye başlıyorum ikinci örnekten. Şimdi yine devam ediyorum bakın örneğimizle. Şimdi ön lastiğiyle sadece ön tarafından bitiriyoruz.
İsterseniz arka taraftan da bitirin ama ben öyle yapmıyorum. Sizlere ne sıl örüyorsam ne yaptığımı anlatıyorum ekranda. Şimdi çıktık sıramızın sonuna. Şimdi yine böyle arka yüzeyden lastiğimizi örüyoruz ve bitirme falan hiç yok. Şimdi tamamını normal bitirmeden ön ve yaka kesiminden de, yani ön kol kesimi ve yaka kesiminden de arka yüzeyi de bitirmiyoruz. Tamamını örüyorum. Şimdi ben böyle hızlıca geçerken sizler modelimi yakından böyle alt ucundan başlayarak yavaş yavaş izleyin. Kol kesimi bittikten sonra ön kesiminde yukarıya doğru ilmek sayılarımızı hep azaltıyoruz ön yüzeyden. 1-1 4 örnek kalana kadar ben bırakmışım. Ama sizler daha dar yapacaksanız tabi ilmek sayılarını azaltacaksınız. Geniş yaparsanız ilmek sayılarını çoğaltacaksınız. Ben şimdi tam sayı veremiyorum beden için. Ben sadece burada ördüğüm yeleklerin sayılarını ve örneklerini veriyorum izleyicilerim. Onu sizler kendiniz ayarlayın. Kendi bedeninize, boyunuza göre kaç ilmek yapacaksanız onu kendiniz ayarlayın. Bizim videolarımızdan yola çıkarak. Bu 38-40 beden. Arada likralı olduğu için daha da büyüyebiliyor zaten. Hep söylüyorum. Hem benim elim biraz bol örüyorum. 3 numara şiş kullandık. Bir de mürdüm angora ip. Sizler tabi dilediğiniz ipten yaparsınız. İster angora, ister farklı ipler, yelek iplerinden de kendinize yaparsınız. Dilediğiniz renk ve iplerden. Ben böyle yan tarafta örüyorum. Sizler modelimizi izlerken. Bakın kol kesimine geldik. Kol kesiminde tamamını örmüştük zaten. 4 örneğimizin 1, 2, 3, 4 örneğimizin tamamını örmüştük. Şimdi hiç bitirmeden yukarıya doğru devam edeceğiz. Burada hiç bitirme falan yok. Yukarıya doğru. Şimdi örneğimizi de yapıyoruz şu an bakın. 3 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarıyoruz. Hem de bu arada örneğimizi de görmüş oluyorsunuz. Yeni başlayanlar veya yeni görenler vardır videomuzu. Buradan devam ediyoruz. Ama bizim diğer videolarımızda var. Başladık. Örneğimizi ayrı bir parçada. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olmak ücretli değil sevgili değerli izleyicilerim. YouTube kanalına girip Sevda'nın Örgü Evi diye kanalımıza abone olabilirsiniz. Her zaman söylüyorum, bazen işte soruyordu izleyicilerim ücretli mi değil mi diye. Ücretli değil. Sadece abone olmanız yeterli. Bizim ördüğümüz bütün, yani yaptığımız bütün örgüler sizlere geliyor. Abone olduğunuz zaman bildirim olarak. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımızı da beğen tuşuna basarak veya sevdiklerinizle de paylaşarak bizlere daha da yardımcı olursanız daha da mutlu oluruz. Şimdi hep böyle öreceğiz yukarıya doğru.
Buraya geldiğimiz zaman bir örneğimiz kalana kadar hep sonra bir bitireceğiz izleyicilerim. Ve şimdi bu örneği de yaptıktan sonra diğer örneğimize geldiğimiz zaman hemen bitiriyoruz. Üç ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarıyoruz. Bakın şimdi bitirme yerine geldik. Hemen burada zaten yukarıya doğru belli olacak o. Şimdi yine 2 tane ters örüyoruz ve örneğimizi yapıyoruz. Bakın böyle kol kesimi, buradan da yukarıya doğru yaka kesimi. Zaten hep böyle bir azalacak o. Bitmiş önümüzde de hemen şurayı da tamamlayıp sizler videomuzu yakından yeleğimizi izlerken ben de hemen sıramızın sonuna kadar örüp sizlerle veda etmek istiyorum. Yakından. Güzel ve şık bir gelin yeleği oldu. Bayan yeleği. Rengi de kibar. Örneği de her yaşa uygun bir model. Bakın şöyle yine dursun modelimiz burada. Şöyle yukarıya doğru ördük istediğiniz uzunlukta. Sonra 4 örneğimizi bitirdik ve ön yaka kesimiyle yukarıya doğru bir eksiltmeye başladık. Bakın bu önümüzde zaten belli. Buradan da takip edersiniz sevgili izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.